Zaten şey, komşular yetişmiş sanırım sizden sonra. Odunu tekrar alev almaya başlamış. Onlar söndürmüşler, onlar bizi arattılar. İşte biz tekrar geldik. Ben zaten çok su vurdum. Soğutma yapraklardan, şuralardan alevler çıkıyordu. Şuralardan abi bir görsen bir vuruyordu, alevler çıkıyordu. Her yer mahşer alanı gibiydi. Zaten köy terk edilmişti. Üst kattaki, arka taraftaki evi söndürdük. Söndürdükten sonra iki arkadaşım oradayken ben de buraya müdahale edeyim dedim. Buraya geldim ve yan tarafı söndürdüğümde yan tarafta da kömürlük varmış. Kömürlüğün, dumanın etkisiyle iç tarafta bayılmışım. Tabii ki arkadaşlarıma seslenemedim. Diğer arkadaşlarım diğer evi bitirince, benim burada olduğumu görünce beni aldılar ve dışarı çıkarttılar. Sonradan sabahı tabii ki söndürdüğüm eve gelip bakmak istedim. Gece çok tesadüfen ben Instagram'da abinin fotoğrafını gördüm. Bayılmıştı falan dedik, işte geçmiş olsun, Allah razı olsun falan, ama bizim evin evde bayıldığını hiç kesinlikle bilmiyorduk. Sabah tekrar eve geldik, gece tekrar biz geldik. Baktık şey, yangın büyük oranda söndürülmüş. Sabah da çok Allah razı olsun abi geldi falan söyledi. Meğer bizim evde bayılmış. Yani çok büyük bir şok yaşadık. Gerçekten Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayız. Allah razı olsun diyorum. Kendisi de şu an sizi ziyaret etti. Evet, çok teşekkür ederim. Yani bu ikinci ziyareti, gerçekten Allah razı olsun. Bütün itfaiye ekibimize ve devletimize de Allah yardımcısı olsun.